gündem özele kaldığımız yerden devam ediyoruz minicik bir aranın ardından. En son Cem Evleri ile ilgili sorunları konuşmaktaydık. Hukuki statüye kavuşmasının öneminden bahsettiniz. Peki hali hazırda yapılmakta olan ve yarım kalan aslında senelerdir tamamlanamayan aslında bir tarafı Cem Evi bir tarafı hastane olan o projeler de var biliyoruz. Neden bunlar yarım kalıyor? Sorunlar ne? Ne gibi problemleri var? Şimdi o anlamda da Cem Evi konusunda da yetkilisiniz. Oralara üyelikleriniz var. Sivil toplum kuruluşları yine Alevilerin var olduğu yerlerde de üyelikleriniz var. Yani birinci ağızdan duymak isteriz o anlamda. Ne gibi problemler var? Neden o projeler bir türlü tamamlanamıyor? Şimdi şöyle biraz önce Cem Evlerin ibadethane olarak yasal olarak statüye kavuşmadığı için öncelikle Cem Evleri'nin yeri yok. Yani arsa tahsisinde belediyeler sadece kültür evi olarak kabul ediyorlar. O şekilde yer vermeye çalışıyorlar. İnşaatların tamamı Cem Evlerine gelen Alevi vatandaşlar tarafından karşılanıyor. O nedenle ancak kendi güçleriyle, yardımlarla yapılabildiği için öyle yarım kalıyor, bitmiyor. Mesela devletten herhangi bir yardım zaten alınamıyor. Ayrıca biliyorsunuz camilere işte ısıtma parası alınmıyor, su parası alınmıyor, elektrik parası alınmıyor. Bizim Cem Evlerimizden sadece şimdi su parası alınmıyor, elektrik ve yakıt hepsini biz kendimiz karşılıyoruz. Onlar yani ödenmedi Cemevleri, ama son durumunu da onu sormak istiyorum. Tabii. Yani bir ara mahkemeden, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden gelen karar neticesinde su paraları, su faturaları daha doğrusu ödenmedi ama onların bir kısmı ödenecek. Bir kısmından sonrasını şimdi devlet şöyle ödeyeceğiz söyleyeyim. Dedi zannediyorum. Bir de bizim onu bir açarsam. Aşağı yukarı Cem Vakfı'nın açmış olduğu 2000 kişilik bir hem Milli Eğitim Bakanlığı'na karşı açılan zorunlu din derslerinin kaldırılması davası. Ayrıca Cem Evlerinin işte bu elektrik, su gibi giderlerinin karşılanması noktasında Başbakanlığa karşı açılan davalarımız vardı. Bu davalar reddedildi. Türkiye'de reddedildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde biz dava açtık, müracaat ettik. Kabul edildi. Davayı kazandık. Hem zorunlu din derslerinin kaldırılması noktasında hem elektrik, su ayrımcılık yapıldığını ve Cem Evlerinin ibadethane olduğu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından tescil edilmiştir. Evet, sözleşmenin 14. maddesine bu sadece bizim ülkemiz için değil, AİHM üye 47 ülke içinde geçerli olan bir karardır. Ancak tabii ki hükümet bu karara itiraz ettiği için 3 Haziran'da Strasbourg'da duruşması var, mürafası var ve orada artık bu karar kesinleşecek ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri bu kararı uygulamak zorunda kalacak. Ve o zaman hem zorunlu din dersleri noktasında karar kesinleşmiş olacak hem de Cem Evlerinin elektrik, su gibi giderlerinin ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak biliyorsunuz biz de vergi veriyoruz. Ancak o vergilerin geri dönüşümü bu noktada olmadığı için en büyük itirazımız da buna. Diyanete 4-5 bakanlığın bütçesi ayrılırken Alevilere hiçbir şekilde yardım yapılmıyor. Bu vergilerden geri dönüşümleri olmuyor diye. Her zaman biz bunu görüyoruz. Cem Evlerinde ibadet eden halkımız soğukta titriyorlar. Ayşe teyzeler, Fatma teyzeler şeye sarılarak, battaniyelere sarınarak ibadetlerini yapabiliyorlar, üşüyorlar. O nedenle eşit yurttaş olarak biliyorsunuz anayasamızın 10. maddesi dini, dili, ırkı, mezhebi ne olursa olsun bütün vatandaşlar kanun önünde eşittir der. Biz sadece bu 10. maddenin uygulanması dahi bizim haklarımızı almamızda yeterli ancak yasaların olması bir yerde bir şey ifade etmiyor. O yasanın uygulanması önemli, zihniyet önemli. Maalesef bugüne kadar Alevilere bu yasalar uygulanmadı. Ancak Aleviler yine hiçbir zaman inançları gereği barıştan yana oldukları için kin ve nefret, cebir ve şiddet uygulamamışlardır. Yasalarla
hak ve hukukla haklarını aradıkları için mahkemelere gitmişlerdir ve neticede AİHM'den bu karar en kısa zamanda, işte Haziran ayında çıkacak. Ben şöyle diyorum, inşallah Cumhuriyet Halk Partisi 7 Haziran'da iktidar olur ve o kararları, AİHM'in kararlarını rahat bir şekilde uygulama fırsatı bulabiliriz diyorum. Aslında yasa var, uygulama yok. O noktada uygulamada, evet, sıkıntı var dediniz. Bu tıpkı aslında kadın cinayetleri vakalarında, kadına şiddet, evet, vakalarında çokça karşımıza geliyor. Koruma kanunu var. Her ayrıntısı da düşünüldü ama uygulama sıkıntı da deniyor. Bizim genel anlamda aslında hukuka baktığımızda yasalar çok yerli yerinde. Birçok Avrupa ülkesinde belirlenen standartlar düzeyinde ama uygulamada sıkıntı var. Şimdi bir soru daha almak isterim. Süremizin de yavaştan sonuna geliyoruz. Bu yüzden son soru olsun. Diğerlerini okuyamayacağım. Cumhuriyet Halk Partisi neden vekil seçiminde gençlerin önünü açmak için 2 veya 3 dönem kotası getirmiyor? 80-90 yaşlarına kadar vekil oluyorlar demiş. Tabii seçme ve seçilme hakkı herkesin eşit şekilde uygulayacağı bir hak. Ancak tabii tüzüğümüzde öyle bir şey yoktur. Bizim partimiz 93 yıllık bir parti. Partide emeği geçen çok insan var. İktidar olamadığımız için de birikim var. 40 senedir partiye emek geçirmiş, emek vermiş insanlar bir yerlere gelmek istiyor. O nedenle böyle bir kısıtlama yapmak mümkün değil zaten. Sosyal demokrasinin de gereği budur. Demokrasinin gereği de budur. O nedenle şu anda çok sayıda gençlerimiz de aday adayı. Hem genç kızlarımız var, genç kadın erkeklerimiz var. Bu seçimde bir şeyler olacak diye düşünüyorum. Hem kadınlar açısından hem gençler açısından. Çünkü örgütümüz bu konulara çok dikkat ediyorlar ve bize de söylüyorlar. Hem kadınlara hem gençlere çok daha itibar ediyorlar. O nedenle tanımaya çalışıyorlar. Örgüt sağduyulu davranacak ve kendi istediği milletvekiline oyunu verecek diye düşünüyorum. Tanımaya çalışacak dediniz. Tam da tanımaya çalışacağı o noktada buradan aday adaylarına son söz olarak nasıl seslenmek istersiniz? Aday numaranızı da belki hatırlatmak istersiniz. Evet. Ben bizim örgüt emekçilerimize güveniyorum. En iyisini yapacaklarına inanıyorum. Bu noktada biz nasıl koşturuyorsak, kendimizi tanıtmaya çalışıyorsak, örgütümüz de bizi tanımaya çalışıyor. Bizim her ilçemizde, temsilciliklerimizde gece yarılarına kadar toplantılar yapılıyor. Fedakarca milletvekili aday adaylarının kendilerini tanıtmaları için çalışmalar yapıyorlar. Mesela çarşamba günü bizim Maltepe ilçemizde sabah 10'dan gece 24'e kadar örgüt toplantısı yapılacak. Gelen milletvekili adayı üyelere kendilerini tanıtabilsinler diye. Siz katılacak mısınız? Tabii katılacağım. Dün Kartal'da vardı. Bütün ilçelerimiz ellerinden geldiğince örgüte aday adaylarını tanıtmaya çalışıyorlar. İlçelerimiz çok yoğun bir şekilde çalışıyor. İlçe başkanlarımız, ilçe yöneticilerimiz, temsilciliklerimiz son hızla çalışıyorlar. Bizler de onlara koşturuyoruz. Kendimizi tanıtmaya çalışıyoruz. Yani şöyle bir şey var, Cumhuriyet Halk Partisi'nde büyük bir hareketlilik var. İnşallah bu sandığa da yansıyacak. Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelecek diye düşünüyorum. Hepimiz bu noktada hangi arkadaşımız aday olursa fark etmez. Hepimiz zaten söz veriyoruz. Aynı tempoyla 7 Haziran'a kadar çalışacağız ve partimizi iktidar yapacağız. Aday numaranızı unuttunuz bu arada. Evet, sonradan benim aday numaram. Tabii 170 arkadaşımız aday oldu. Genel merkezimiz kura çekti. Hı hı. T harfiyle başlayarak alfabetik sıraya göre bana da 112 düştü. Hı hı. Biliyorsunuz 112 acil servis numarası. Benim numaram da 112. Akılda o şekilde tutulabilir, evet, diyorsunuz. Evet, tutuluyor. Teşekkürler yayınımıza teşekkür katıldığınız sağ için, olun. Değerlendirmeleriniz için başarılar diliyoruz o anlamda size. Teşekkür ediyorum. Nimet Karabulut, Cumhuriyet Halk Partisi 1. Bölge Milletvekili aday adayıyla bugün gündem özelde
birlikteydik ve gündemi değerlendik. Sorularınızı cevaplamaya çalıştık. Dediğim gibi gündem özelde normalinde 20-21 arası pazartesi günleri İmam Bakır Üküş'le beraber oluyorduk. Fakat rahatsızlığı sebebiyle katılamadı. Sormuşsunuz sosyal medya üzerinden, onu da cevaplamış olalım. Geçmiş olsun dileklerimizi de iletelim. Gündem özelin bu akşam da sonuna geliyoruz. Yarın saat 20'de tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.